Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Efendim hayırlı sabahlar olsun inşallah. Cenab-ı Hak günümüzü bereketli eylesin. İmandan ihsana hizmette usul ve üslup seminerler silsilesinin bugünkü konusu hidayet, rahmet ve şefkat üslubunu kullanmak. Arkadaşlar, hizmet hodgamlıktan kurtulup diğergam adam olmanın bir nişanıdır, bir adımıdır. Diğergam olmak, başkasını da düşünen adam olmak elbette merhametli bir gönül ister. İnsan durduk yerde bir başkasının iyiliği için çalışıyorsa, gayret gösteriyorsa, birilerinin kurtarılması için paçalarını sıvamışsa, bu insanın yüreğinde iyi bir dava heyecanı, iyi bir merhamet pınarı var demektir. Hizmet, insanları yıkmak için, insanları cehenneme göndermek için yapılmaz. Değil mi? Hizmet, insanları inşa etmek için, ihyasına vesile olmak için, onları cehennemden Allah'ın izniyle kurtarıp ehli cennet olmalarına vesile olmak için yapılır. Bu da gerçekten engin bir yürek ister. Gönlü yumuşak olan, gönlü merhametle dolu insanlar bu yönüyle Allah'ın rahmetini de üzerine çekecekleri için Allah bunların elinden güzel sonuçlar yaratır. Tabii bugün hizmet meseleleri ya da dine davet meseleleri çoğu zaman memuriyet gibi de görüldüğü için, insanlar maişet kapısı olarak burayı gördükleri için, bunların içerisinde merhametsiz insanlara da rastlıyorsunuz. Zaten gönüllü yapan insanlarda mutlaka bir merhamet vardır. Ama iş icabı yapan, para kazanmak için yapan, efendim bir meslek olarak yapan insanlar için konuşacak olursak, onların içerisinde belki böyle bir vazifeye hiç layık olmadığı halde bu vazifeyi yapan insanlara da rastlıyoruz. Onların yıktıkları yaptıklarından çok oluyor. İmam olmuş insan diyelim ya da öğretmen olmuş ama son derece hesabi bir adam. Ve insanların kendisine emanet ettiği yavrulara karşı son derece acımasız. Cemaate karşı gelsin gelmesin, ben camiyi açayım da bana ne havasında. Bu insanlar işte biraz merhamet mahrumu oldukları için bunların dilleri rahmet üslubu değildir. Bunların dilleri insanları hidayete çağırıcı değildir. Bu bakımdan hizmette rahmet üslubu, hidayet üslubu ve şefkat üslubu önemlidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le hatırlayalım ilgili Cenab-ı Hak ne buyuruyordu? وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Biz seni alemlere rahmet olasın için gönderdik. Rahmet olarak gönderdik. Yani adeta bir yağmur misali damladığı yeri yeşerten, ulaştığı yerlere şifa olan, bir şekilde oranın bereketlenmesine vesile olan bir kaynak adeta. Öyle gönderdik. Burada kullanılan kavram önemli, rahmet kavramı. Rahmetin içerisinde yağmur gibi düştüğü yeri yeşertme anlamında bir bereket vardır. Aynı zamanda bir şefkat vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefkatine, merhametine dikkat çeken daha başka ayetler de var. Değil mi? لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفِسُكُمْ عَز۪يزٌ
aleyhime anittüm harisun aleyküm bil müminine raufur rahim. Size sizin içinizden bir elçi geldi diyor Cenab-ı Hak. Onun, o elçinin temel vasfı sizin üzerinize son derece haristir, hırslıdır. Sizin hepinizi düşünür. Ve sizin zora düşmeniz ona çok ağır gelir. O aziz, kıymetli bir peygamberdir. O çok rauf ve rahimdir. Yani o son derece şefkatli ve merhametli bir peygamberdir. Öyleyse Cenab-ı Hak insanları elçi olarak seçerken, insanlardan elçi olarak seçerken adeta onların içerisinde şefkat ve merhamet noktasında efendim zirve olan şahsiyetler arasından seçiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili hususiyle böyle bir noktaya dikkat çekiyor ki diğer peygamberlerin hepsinde de o rahmet ve şefkat vardır. Vardır, onun için insanları kurtarma adına çilelere talip olmuşlardır. Allah onları görevlendirmiş. Onlar da görevlerini yerine getirebilmek adına kendilerinden fedakarlıkta bulunarak büyük bir merhametle onların kurtarılması adına çabalamışlardır. Eziyetler çekmişlerdir. Öyleyse bir hizmet insanının olmazsa olmaz vasıflarından bir tanesi yüreğindeki merhameti ve yüreğindeki merhametin diline, eline, gözüne yapıp ettiği her şeye sirayet etmesidir. Yine bir başka ayette Rabbimiz فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَل۪يظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكِ فَعْفَ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ buyurulur. Allah'tan gelen bir rahmet sayesinde bir yüreğine indirdiğimiz o merhamet sayesinde sen diyor onlara karşı yumuşak davrandın. Demek ki bir insanın yumuşak huylu olması, özellikle muhataplarına karşı onları davet ederken yumuşak huylu olması, Allah'ın o kulunun gönlüne bir rahmet indirmesinin neticesinde. Dolayısıyla böyle bir rahmetten mahrum yürekler yumuşak davranamazlar, affedici olamazlar. Zaten devamında Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Eğer diyor katı kalpli olsaydın, kaba olsaydın, etrafından dağılır giderlerdi. Artık onları affeyle, onlar için Allah'tan mağfiret talep et. Ve onlarla iş hususunda önemli her konuda istişare et. فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ Artık karar verince de, bir konuya azmedince de Allah'a güvenip dayan. Allah kendine güvenip dayananları sever. Ayet-i kerime böyle. Âl-i İmrân Suresi 159. O zaman sevgili kardeşlerim, gönlünde merhamet olmayanı hizmet yoluna almamak lazım. Bazı insanlar merhamet mahrumudur. Merhameti gelişmemiştir. Gerek yetiştiği çevreden, gerek ailesinden, bazen bazı fıtratlarda daha azdır bu merhamet suyu. O insanları hizmet insanı olarak seçmemek lazım. Çünkü davaya iyilik etmiş olmayız. Osman hocamız bazen der, tabii mahalleye kasap lazım. Değil mi? Cellat da lazım şeye, mahkemeye de lazım. Ama sen olma demişler. Tabii kasaplık mesleğini kötülemek anlamında değil. Yanlış anlaşılmasın. Ama bazen hani cellat doktor olursa arkadaşlar, ya da böyle bir sendikacı olacak adam imam olursa buradan davet çıkmaz. Buradan hizmet çıkmaz. İnsanlarla cedelleşmeyi hüner sayan, insanlarla böyle onları mat etmeyi, onları yıkmayı, onları parçalamayı adeta, üzerlerinde hükümranlık sürmeyi bir şekilde insan hedef haline getirmişse böyle insanlardan hizmet adamı çıkmaz. Hizmet insanları işte Rabbimizin bir şekilde seçtiği peygamberlerdeki bulunan vasıflara
ala kaderi imkan, öyle diyelim, imkan nispetinde sahip olmaları gerekir ki bunların en önemlilerinden bir tanesi işte bu rahmet ve şefkat üslubudur. Şöyle bir hadise anlatılır. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri ile alakalıdır bu hadise. İşte eskiden tabii böyle memuriyetler falan, imamlıklar devlet memurluğu değilken Ramazan-ı Şerif geldiğinde köyler şehirlere inerler, Hoca Efendi ararlar. Hoca Efendi davet ederler. İşte İbrahim Hakkı Erzurumi'yi de bir köy davet etmiş. Efendim, bu Ramazan biz dolalım inşallah diye. O da kabul etmiş. Ramazan-ı Şerif yaklaşınca köyden bir gayrimüslim birini bulmuşlar. Demek ki bu işleri yapıyor. Taksicilik yapıyor diyelim o zaman ama o zaman taksi yok tabii. Merkebiyle göndermişler adama. İbrahim Hakkı Efendi'yi getir buraya diye. O da gelmiş, buluşmuş Hazret'le. Yola düşmüşler. Yolda bir müddet İbrahim Hakkı Hazretleri işte o bineğe binerek hareket ediyor. Devam ediyor. Yolun bir kısmında iniyor. Evladım diyor, siz binin. Aman efendim diyor, ya ben diyor size hizmet için geldim. Şimdi diyor köylüler falan benim bu halimi şey yaparlarsa, duyarlarsa canımı okurlar. Ücretimize vermezler. Ben diyor yapamam bunu. Yok oğlum bin diyor, bin. Ben diyor o işin üstesinden gelirim. Sen de adamsın diyor, sen de insansın, sen de yorulmuşsundur. Biraz sen bin, biraz da ben binerim derken böyle nöbetleşe devam ederlerken, tam köye girerken işte nöbet demek ki şeyde, işçi de onu bindirmiş zorla. Hazreti Ömer'in Kudüs'e girerken yaptığı gibi. O da kölesiyle beraber giderken o köle Kudüs'e binekte geliyor. Hazreti Ömer yürüyerek Kudüs'e giriyor biliyorsunuz. Aynen onu o sünnete uyarak adeta. Şimdi mahcup vaziyette o taşıyıcı diyelim. Köylüler manzarayı bir seyrediyor, bir görüyorlar. Hemen bağıra çağıra vay densiz diyorlar. Gençliğine bakmadan ata kurulmuş şu aksakallı ihtiyar üstadı yürütmektesin öyle mi diyorlar. Bu mu senin sadakatin diyorlar. Biz böyle mi tembih ettik sana diyorlar. Böyle hakaretin bini bin para diyelim. İyi kızmışlar. Koskoca Hoca Efendi'yi işte İbrahim Hakkı Erzurumi gibi bir zatı böyle sen yürüterek getirdin öyle mi diyerek. Adam kendi durumunu izah etmeye çalışsa da laf dinleyecek halleri yok. Bu sefer sözü İbrahim Hakkı Erzurumi Hazretleri alıyor. Diyor ki, bu işi ben istedim diyor. Onu bırakın diyor. O binmek istemedi, ben diyor böyle olmasını uygun gördüm. Deyince susuyorlar. Oradan bir tanesi bağırıyor. Bir adam diyor, bu kadar fazileti gördün diyor. Bari Müslüman ol diyor. O zaman o civarlarda tabii gayrimüslim epey var. Yani Ermenilerden var tahmin ediyorum. Şeyle, belki başka bir şey de olabilir. O da diyor ki, eğer diyor sizin dininize davet ediyorsanız, ben asla sizin dininize girmem diyor. Ama diyor bu ihtiyarın dinine davet ediyorsanız, ben diyor daha yoldayken onun dinine girdim diyor. Daha yoldayken ben onun dinine girdim. İşte hidayet üslubu ve rahmet üslubu derken arkadaşlar, biraz kastedilen böyle bir şey. Öyle söyleyelim. Yani yüreğinde merhamet olan insanda empati duygusu gelişir. Ve her canlıya ona göre bakar. Her insana ona göre bakar. Bugün mesela bazen insanları cehenneme göndermekten zevk alan üsluplar var değil mi yani adeta? Sadece kendisi gelecek yani Allah'ın cennetine. Herkesi dışarıda bırakıyor. Böylesi üsluplar var. Mesela tekfir üslubu var. Önüne geleni tekfir eden, sen kafir oldun diyen, sen şirke düştün diyen, ebedi cehennemlik diyen, sen şu bid'atı istedin, cehenneme gittin diyen, bu tarz bir üsluplar var. Bu tarz üsluplar hidayet üslubu değildir. Bu tarz üsluplar arındırıcı üsluplar değildir.
Bu tarz üsluplar itici üsluplardır. Yani dairenin içine çekmek yerine dairenin içinden dışarıya çıkarmayı hüner sayıyor insanlar. Ha, böylesi hizmet yapan kimseler hakikate hizmet değil, tam aksini yapmış oluyorlar. İnsana esasen gönül penceresinden, yani hidayet ve rahmet üslubu noktayı nazarından yaklaşmak aslında Allah'ın rızasını en çok üzerimize çeken önemli bir vasıftır. Mesela Yunus'umuzun şu sözü ne güzel değil mi? Ben gelmedim davi için. Benim işim sevi için. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim. Hazret böyle diyor. Bir gönüller kırmaya gelenler var. Efendim derler ya hani bir züccaciye dükkanına giren bilmem ne gibi derler. Deve gibi adam her tarafı kırıyorsa ya bu insandan hizmet insanı çıkmaz. Bu insandan Allah'a davet eden insan çıkmaz. Böylelerini yapmamalı zaten. Asla yapmamalı. Böylelerinin çünkü efendim gönüller kırarak gönüller yapma şansı yoktur. Ve özellikle tasavvufi üslupta sevgili arkadaşlar gönlü yıkmanın Kabe'yi yıkmaktan daha efendim büyük bir cürüm olduğu söylenir. İşte gönül çalabın tahtı, çalap gönüle baktı. İki cihan bedbahtı kim gönül yıkar ise der. Çalap burada yaratıcı demektir, Allah demektir. Gönül çalabın tahtı, çalap gönüle baktı. İki cihan bedbahtı kim gönül yıkar ise. Dolayısıyla rahmet üslubu derken işte gönülleri onaran adamlardan bahsediyoruz. Gönülleri onarmaktan. Zahiren insanlara güzel, nezaketli davranıyorsun ama gönlünü dikkate almıyorsan, gönlü dikkate almayan adamlardan da gönül insanları çıkmıyor arkadaşlar. Gönül adamı dediğimiz kimseler hem kendi gönlü kıymetli, olgunlaşmış, belli bir kemal bulmuş, hem de muhatabının gönlünü hedefleyen insanlar demek. Gönül insanları duyguları dikkate alırlar. Duyguları dikkate alırlar. Duygular dikkate alınmazsa sadece ikna ile insanları yola getirmeniz zor. İnsanları davet etmeniz zor. İkna önemlidir. İnsanın aklının bir şeye yatması önemli bir husustur. Ama yeterli bir husus değildir. İnsanı harekete geçiren iknadan ziyade duyguların nazarı itibara alınmasıdır. Karşıdaki insanın duygusu. İşte o duyguları harekete geçirebilmek gerekiyor. O bakımdan orada işte rahmet üslubu dediğimiz, hilm üslubu dediğimiz, insanı kurtarıcı üslup dediğimiz üslup önemlidir. Yine Mevlana'nın da şöyle bir güzel sözünü almışım buraya. Diyor ki, kapkara ve paslı olan bir demir, silinip cilalandığı zaman ondaki pas gider. Bir ayna demirden de olsa, cilalanınca yüzü parlar ve güzelleşir. Orada şekiller, suretler görülür. Gönül şehrinin suyunu bulandırma ki, orada ay ve yıldızları dolaşır halde göresin. Hakikaten şimdi bulanık suda ay ve yıldızı göremezsin ama böyle berrak suda, ay ve yıldız oraya yansır. Çünkü insanlar ırmağın suyuna benzerler. Su bulanınca onda hiçbir şey göremezsin. Diyor ki insanın içini bulandırma kardeşim. İnsanın içini bulandırma. Böyle mülevves fikirlerinle ya da duygularınla, vesveselerinle, hayata bakış açınla, negatif bakış açınla insanı bulandırırsan, o insanın içindeki güzellikleri seyredemezsin. Ya da insanı ayna haline getiremezsin. Onda güzellikleri zuhur ettirebilecek mahareti gösteremezsin. Bu bakımdan burada işte son derece hidayet üslubu, rahmet üslubu ve şefkat üslubuna ihtiyaç var. Hidayet üslubu demek, bir insana yol gösterici olmayı öne almak demektir. Nitekim şöyle bir hadise var. Arkadaşlar, şurada onu da almıştım. Ebu Derda Hazretleri Şam-ı Şerif'te kadılık yapıyor.
Bir gün halkın bir günahkara sövüp saydıklarını işitiyor. Onlara şöyle demiş Ebu Derda, siz kuyuya düşmüş bir adam görseniz ne yaparsınız diye sormuş. Onlara demişler ki, ya ip sarkıtıp çıkartmaya çalışırız. Ebu Derda Hazretleri bu defa, öyleyse günah kuyusuna düşmüş şu adamına niçin bir ip sarkıtıp onu oradan çıkarmayı düşünmüyorsunuz? Şaşırmışlar. Sen bu günahkara düşmanlık duymaz mısın şimdi demişler. Boz etmiyor musun? O da demiş ki, ben onun şahsına değil, günahına düşmanım. Tamam. Onun işlediği günahı ben de sevmiyorum. Ama o günahla onun arasını ayırarak adeta onu arındırmak istiyorum. Onun tevbeye yönelmesine vesile olmak istiyorum diye böyle bir cevap veriyor. Doğrusu bu. Hani denir ya, günaha olan düşmanlığı günahkâra taşırmamalı derler. Günaha olan düşmanlığı günahkâra taşımamalı. Yani demek ki bir insanın yanlışına karşı oluruz biz. Zatını kurtarma adına, onun şahsiyetini o yanlıştan kurtarma adına ya da içine düştüğü günahtan onu arındırma adına ona yaklaşımımız yine merhametli olur. Ehlullah'ta böylesi haller çoktur. Hani şey de anlatırlar, yine Mevlana ile ilgili. Bir gün dergaha bir sarhoş yaklaşır. Dervişan derler ki, sen nereye girdiğinin farkında mısın? Şu haline bak. Siz zorla sarhoşsun, ayakta zor duruyorsun. Dergahın kapısına gelmişsin. Adeta defol buradan diyecekler neredeyse. Mevlana duruma vakıf oluyor. Ne yapıyorsunuz evlatlar diyor. İçkiyi o içmiş ama siz sarhoş olmuşsunuz diyor. İçkiyi o içmiş ama siz sarhoş olmuşsunuz. Yani adeta efendim sizin bakış açınız böyle mi olmalı dercesine onlara tatlı bir ikazda bulunuyor. Hakikaten de zaman zaman bu yanlışa düşüyoruz. Osman Efendi Üstadımızın hatırlarsanız işte böyle bir kitabı var değil mi? Efendim? Evet, Hüdayi'nin Ziyafet Sofrası diye o malum tiyatro haline de getirildi. Orada da böyle gerçekten bir Ramazan işte iki tane sarhoş Hüdayi'nin efendim şeyine geliyor iftar vaktinde bize de bir şey verin diye. Birileri ya diyorlar hem oruç tutmuyorsun hem de sarhoşsun. Şimdi bir de gelip iftarda sofraya oturmak istiyorsun anlamında bir çıkışmada bulunuyor galiba. Hemen birisi oradan iniyor. O birisini gizliyorlar kim olduğunu. Belki hocamızın bizzat kendisidir veya bir başkasıdır. Bir dakika arkadaşlar diyor, bu rahmet vaktinde diyor, Allah'ın bu kapısına gönderdiği iki kulunu tard etmeyelim. Onlara yemeğimiz çok, herkese yeter. Onlar da şurada otursunlar, yemeğini yesinler. Sonra her ikisi de gerçekten tam bir tevbeyle yöneldi. Hatta bir tanesini ben de iyi tanıyorum. Kadir amca vardı. Kadir amca Hüdayi Camii'nin alt katında kalırdı. O bir normal namaz kılınan kat var, bir de alt kat var. Orada küçük bir oda vardı. Bana müsaade ederseniz ben burada kalayım derdi. Çoluk çocuğundan falan ayrıydı. Orada Hüdayi'de çıkan çorbayla karnını doyurur. Kendini ibadete verdi, şeye verdi falan. Sonra huzur yurdumuz açıldı. O huzur yurdunda kalanlardan birisi oldu. Osman Efendi anlatıyor. Bir gün baktım diyor, bizim Kadir amca diyor, first class'ta diyor, umreden geliyor diyor. Maşallah demiş, Allah kabul etsin demiş hocamız. Vallahi Osman abi demiş, Allah bize demiş, böyle ikram ediyor demiş. Peki nerede kaldın, nerede ettin falan demiş. Mekke'de, Medine'de. Demiş ki, Mekke'de demiş, Kabe'den daha güzel bir yer mi var? Medine'de Resulullah Mescidinden daha güzel bir yer mi var demiş. Otele ne ihtiyaç var? Ben orada demiş kaldım. Sonra gerçekten böyle bir güzel insan olarak öbür aleme uğurlandı. Herkes onun hakkında hüsnü zan beslerdi. İnşallah dostlarından olmuştur Cenab-ı Hakk'ın. Şimdi rahmet üslubu bu işte. Bir insanı düştüğü çamurdan kurtarıp, günah çukurundan çıkarıp, siz onu arı duru pırıl pırıl huzurlu bir şekilde
Allah'ın huzuruna gidecek kıvama getirebiliyor musunuz? Ona vesile olabiliyor musunuz? O yürek sizde var mı işte? Rahmet üslubu bu. Onun her türlü ihtiyaçlarını dinlemek, harçlığını görmek gerekiyorsa, elbisesini değiştirivermek. Böylesi üsluplar arkadaşlar çok kıymetli üsluplardır. Bizim Fahrettin Tivlikli abiyle ilgili bir şey anlattılar. O da rahmetli olduğu için onu anlatayım. Mecidiyeköy'de böyle para dilenen bir adam, üstü başı perişan. Şoförüne demiş ki, dur demiş arabayla. Gel bakalım demiş, sen biz sana yardım edelim filan demiş. Almış onu. Sormuş haline, hatırını, çoluğunu, çocuğunu. Meğer işte anlaşamamış, bunu sokağa atmışlar. Perişan olmuş adam. Tabii epeydir üstü başı perişan, sokaklarda olduğu için banyo yapamamış, edememiş, saç baş dağınık. Diyor ki o anlatan, hala sağ. Abi diyor, önce diyor bizi hamama götürdü diyor onu. Güzelce diyor, orada bekledi diyor hatta. Güzelce yıkanmasını bekledi. Sonra diyor bir elbise mağazasına gittik. Ona diyor güzelce elbiseler aldı. Sonra ona diyor bir ay yetecek kadar cebine bir harçlık koydu. Sonra yine muhtaç olduğun zaman gel, bizim adresimiz bu, telefonumuz bu diyerek kartını verdi. İşe gidiyorduk diyor. İşine iki saat geç gitti ama böyle yaptı diyor. Yani bu ne kadar değerli bir şey arkadaşlar. Bunu kim yapar? Değil mi? Kaç tane adamın yüreği bunu yapabilecek kadar geniştir, rahmetle doludur. İşte hizmet insanlarında aslında böylesi bir merhamete ihtiyaç var. Böylesi bir merhamete ihtiyaç var. Vahşi radıyallahu anh biliyorsunuz Hazreti Hamza'nın daha o zaman Müslüman olmadığı zamanlarda Hazreti Hamza'yı şehit eden kişi. Gün geliyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona haber salıyor. Diyor ki Müslüman olmak isterse Müslüman olsun. O da arınsın, kurtulsun diye. Hazreti Hamza'yı ne kadar Resulullah'ın sevdiğini biliyoruz. Ciğeri dağlanmıştı Resulullah'ın. Hakikaten çok ciğerini yanmıştı yani adeta. Vahşi o gelen kişiye diyor ki Peygamberimize haber gönderiyor. Ya Muhammed diyor. Sen bir kimseyi öldüren yahut Allah'a şirk koşan veya zina eden biri kıyamet günü iki kat azaba uğrar ve cehennemde hor ve hakir olarak ebediyen kalır. Furkan suresi 68-69 bu ayetin muhtevasını söylüyor. Böyle diyor Allah'ın hükmünü beyan etmişken beni nasıl oluyor da İslam'a davet ediyorsun? Halbuki ben burada sayılan bütün günahları işledim diyor. Haksız yere adam da öldürdüm. Allah'a şirk de koştum. Efendim, gayrimeşru ilişkilerde de bulundum. Benim için bir kurtuluş yolu nereden olacak ki diyor. Hem iki kat azaba uğrar diyorsun, hem de beni İslam'a çağırıyorsun. Bunun üzerine Allah-u Teala şu ayeti inzal ettiği rivayet ediliyor. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ اَسْرَفُوا عَلَىٰ اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ De ki, diyor Peygamberimize hitaben Cenab-ı Hak, ey nefislerine zulmetmekte aşırı giden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Muhakkak ki o çok bağışlayıcı ve engin merhamet sahibidir. Bu ayet iniyor. Bunun üzerine Vahşi, Müslümanlığı kabul ediyor. Rahmetin ne kadar büyük ya Rabbim diyerek, tevbe-i nasıhta bulunarak, efendim Müslümanlığı kabul ediyor. İşte biz Hazreti Hamza gibi bir pehlivanı, bir müminlerin adeta öndeki yiğit insanını şehit eden bir insana Müslüman olduktan sonra ne diyoruz? Vahşi radıyallahu anh diyoruz. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ondan sonra Vahşi Müslümanlığı kabul edince seviniyor. Fakat diyor ki Vahşi diyor, senden bir ricada bulunacağım diyor adeta. Bana diyor yüzünü göstermeyebilir misin? Bak şimdi. Çok diyor. Çünkü diyor seni görünce amcam hatırıma geliyor. İster istemez beşer Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de. Onun için mübarek demek ki mescitte falan herhalde safın kenarlarında dururdu artık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem
öyle bir şeyde bulunuyor, istirhamda bulunuyor adeta kendisinden. O da ona kırılmamıştır Vahşi radıyallahu anh'te. Çünkü neticede tabii olarak insan şey yapar. Değil mi? Allah muhafaza. Birisi sizin çocuğunuza, yakınınıza, hanımınıza, neyse babanıza böyle bir şey yapsa efendim, sonra affetseniz bile gördükçe hatırınıza gelir. Bu tabii bir şey. Evet, şimdi arkadaşlar bu rahmet ve hidayet üslubu, şefkat üslubu eğer insanın tabii bunlar yüreğinde varsa olur, gönlünde varsa olur. Yoksa bunun bir eğitimi falan olmaz, öyle söyleyelim. Ancak eğitimi şöyle olur, insan tezkiye-i nefs ve tasfiye-i kalp eder ve Cenab-ı Hak'tan ''Ya Rabbi rahmet ve şefkatimi artır'' der. Çünkü kul Allah'a kurbiyet kazandıkça, yaklaştıkça elbette Cenab-ı Hakk'ın sıfatları onda tecelli etmeye başlar. Cimriyken cömertleşmeye başlar. Acımasız birisiyken karıncayı incitmeyen bir insan haline dönüşür. Bu ancak o manevi seyri sülük dediğimiz manevi terakkiyle, Allah'a kurbiyetle gelişebilecek bir şeydir. Bu bakımdan hizmet eden insanların en önemli yapmaları gereken hususlardan bir tanesi de hiçbir zaman manevi terakkilerini ihmal etmemeleridir. Çünkü Rahman ve Rahim olan Allah'ın o rahmetinden üzerine mutlaka birçok rahmet çekmesi lazım. Öyle diyelim. Rahmet damlası onun yüreğine inmesi lazım ki bu olsun. Olmazsa olmaz arkadaşlar. Bununla ilgili gerçekten epey tarihimizde güzel misaller vardır arkadaşlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle bir hadisi var biliyorsunuz. Bunu da çok duyuyoruz bu hadisi de. Cenab-ı Hak inşallah bu hadisteki güzelliklerle bizi de hepimizi güzelleştirsin. Buyuruyor ki Efendimiz, nefsim kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki birbirinize merhamet etmediğiniz sürece cennete giremezsiniz. Ashab-ı kiram, ya Resulallah hepimiz merhametliyiz diyorlar. Allah Resulü bunun üzerine sallallahu aleyhi ve sellem, benim kastettiğim merhamet sizin anladığınız şekilde yalnızca birbirinize olan merhamet değildir. Bilakis bütün mahlukata şamil olan merhamettir. Evet, bütün mahlukata şamil olan merhamet. Sabah 6'da bir yerde dersim vardı. 6 ile 7 arasında. Seher vakti derse başlıyoruz. İsar'da bir esker kitabı okuyoruz. Kitab-ül Esker. Oradaki yurtta kalan delikanlılarla 50-60 kişi katılıyor. Baktım tam girerken 6'ya 5 kala bir delikanlı dışarıya çıktı. Geliyorum hocam dedi. Dedim hayrola dedim. Hocam dedi bir salam vardı dedi. Şurada da bir kedi var dedi. Ona dedi vermek içimden geldi ona götürdüm falan dedi. Tebrik ettim. Dedim ki ne güzel ya. Güne sadakayla başlamak ne güzel. Demek ki dolabını aldı herhalde öyle bir şey. Orada da görünce hemen koşmuş. Ona bir tane vereyim diye. Şimdi arkadaşlar bak bu adamdan adam olur onu söyleyeyim. Yani davetçi olur, hizmet ehli olur. Çünkü damarında var bu. O merhamet var. Bazı insanlara Allah yaratılıştan veriyor bunu. Daha büyük veriyor. Herkesin nasibi farklı farklı. Kimine ilimden büyük nasip veriyor, kimine irfandan büyük nasip veriyor, kimine merhametten veriyor. Herkese dağıtıyor Cenab-ı Hak. Gerçekten onda da böyle bir merhamet var. Hani derler ya, 2 yaşındaki çocuk, çocuklardan bir tanesi kediye süt verir, bir tanesi taş atar. Değil mi? Süt veren de 2 yaşında, ikisi de daha terbiye diye bir şey görmemiş normalde. Ama fıtratlarında demek ki kiminin merhamet coşkunluğu var. Merhamet coşkunluğu var. Ve şöyle ifade edeyim. Merhameti olmayan adamların yanında adam yetişmez. Onun için siz olun. Mutlaka birilerinin yanında olacaksınız. Eğer seçme hürriyetiniz varsa merhametli adamların yanında olmaya çalışın. Allah onların yanında o merhamet çeşmelerinin yanında daha çabuk büyütür kullarını. O acımasız insanların çünkü bakışları bile insanı geri geri götürür. Evet. Konu biraz daha uzun. Burada kalalım inşallah. Cenab-ı Hak hepimize imandan ihsana hizmet yolunda bir hidayet
bir şefkat ve merhamet hissiyatı yüklesin ve onun kullarına, onun mahlukatına o şefkat ve merhametle hizmet edenlerden olalım hep beraber. Kutbiyet sırrı, manevi yücelikler sırrı çoğu zaman merhametli insanlara verilir arkadaşlar. Bunun da tarihte birçok şeyleri vardır. Efendim tezahürleri ortaya çıkmıştır. Ebu Hafs Hattat Hazretleri ile ilgili böyle bir hadise anlatılır. Gerçekten böylesi zatlar kimsenin cehenneme girmesini istemezler. Herkes için gözyaşı dökerler. Bak, herkes için gözyaşı döker. Herkes için gayret etmeye çalışırlar. Öylesi gönüller niyaz ederiz Rabbimizden. Lillahi Teala'l-Fatiha.